geçebilirsiniz. Para vermeden geçilir mi? Şu an yapıyorsunuz. Ama siz değilsiniz yani. Ben kendi kendimden yapmıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Metrolara şu an seferler gerçekleşmiyor, biliyor musunuz? Onu biliyorum zaten. Ben de metrobüse mi yöneldim? Metrobüse. Nereye gideceksiniz? Bayrampaşa'ya. Bayrampaşa'ya. 8 saat boyunca elektrikler yok, bilginiz olsun. Dönüşe Allah Erhaman Rahim'indir. Peki, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi ilginç bir durum var şu an metrobüs duraklarında. Turnikelerde elektrik olmadığından dolayı vatandaşlar ücretsiz bir şekilde metrobüs seferlerini kullanabiliyorlar. Ben de bir şaşkınlıkla bir baktınız. Turnike'de şu an elektrik olmadığından dolayı ücretsiz geçişimizi sağladınız. Mümkün, iyi, güzelmiş. Mutlusunuz. Peki. Peki, size de mikrofon uzatalım efendim. Turnike'de elektrik olmadığından dolayı ücretsiz geçtiniz. Farkına vardınız mı? Evet. Elektrik olmadığından. Trafikler de öyle. Trafik Allah bulur şu anda. Metroda seferler durdu. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Onu konuştuk zaten. Biraz önce arkadaşlar otururken dedik, bir elektrik kesse her şey bitiyor. Hayat bitiyor. Hayat hemen hemen ulaşımda durdu. Evet, ulaşım her yerde durdu yani. Nereye gidiyorsunuz? Beylikdüzü'ne gidiyorum. Beylikdüzü'ne. Metroyu mu kullanacaktınız oraya, yoksa metrobüsteydim. Metrobüs. Peki, iyi günler dilerim. Evet, Özden Palo, gördüğünüz gibi metrobüs duraklarında şu an ilginç bir görüntü var. Giriş çıkışlar an itibariyle ücretsiz. Tekrardan metro istasyonuna dönmek istiyorum. Tabii buraya gelen vatandaşlar da gizli şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Gel kardeşim, ücretsiz geçebilirsin elektrik olmadığından dolayı. Ya bir bu eksik. Bir bu eksikti diyor kendisi de. Evet, görüyoruz şu anda metrobüs durağının hemen önündeyiz. Metro, tramvay, Marmaray seferleri iptal edildiğinden dolayı da İstanbullular çareyi metrobüs seferlerinde buldu. Turnike noktasına geldikleri zaman tekrardan göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Eren Esen de göstersin. Şu anda vatandaşımız geliyor buraya. Kartını basıyor, ancak sesi duymadın değil mi kardeşim? O da hemen gideceği yere gitmek için yöneliyor. Efendim, elektrik olmadığından dolayı ücretsiz geçişinizi sağlayabiliyorsunuz. Nasıl? Elektrik yok, turnikeler çalışmıyor şu an. Öyle mi? He, tamam. Nereye gidiyorsunuz? Kağıthane'ye. Kağıthane'ye. Evet. Tüm seferler durdu. Metro, tramvay olsun, Marmaray olsun. Bilginiz var mı? Yok, hayır. 8 saat boyunca elektrik gelmeyecekmiş. Bu yüzden de seferler durdu. Çareyle vatandaş metrobüste buldu. Çok iyi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizlik bir şey yok. Tamam, anladım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Özden Pala, tekrar göstermek istiyorum. Çünkü böyle bir tablo her zaman oluşmuyor. Elektrik olmadığından dolayı. Gel kardeşim, sana da soralım. Kartını okutamadın. Evet. Sesi duymadın, o turnikedeki sesi. Evet, duymadım. Nedenini biliyor musun peki? Elektrik yok diye büyük bir ihtimal. Evet. Metro seferleri de buna dahil, ulaşım sağlanmıyor şu anda, durdu. Bilgin var mı? Şu an metro çalışmıyor, hiçbir bilgim yok. Nereye gidiyorsun peki? Gazi Osman Paşa, Demirkapı'ya gideceğim. Sana bir bilgi verelim. Bugün metroyu kullanma. Seferler olmayacak. Çok teşekkür ederim o zaman. Seni tutmayalım. İyi günler. Alın. Evet, şaşkınlıklarında İstanbullular gizleyemiyor. Gördüğünüz gibi bir ablamız kartını okutmaya çalışıyor, ancak turnikede elektrik olmadığından dolayı. Fark ettiniz mi efendim? Geçebilirsiniz. Buyurun. Elektrik yok. Elektrik olmadığından dolayı ki, buyurun buyurun, ücretsiz. Size de soralım. Nereye gidiyorsunuz? Avcılara. Avcılara. Metroyu falan kullandınız mı bugün gün içerisinde? Kullandım. Kullanabildiniz mi daha doğrusu? Elektrik oldu. Geri döndüm, tekrar taksiyle devam ettim. Neler oldu orada elektrik kesintisinde? Siz de orada mıydınız? Elektrik kesintisinde miyim ama bir telaş vardı herkeste. Ne yaptınız? Mecburen taksiyi kullandım. O da benim maddiyatıma yansıyor. Evet. Yani büyük idealler izinde tarihe iz bırakma kararlılığını yansıtıyordu. 22. dönem, 23. dönem, 24. dönem ve şimdi sizlerin temsil ettiği 24. dönem olarak AK Parti grubu bu anlamda konjektürel bir hareketin bireysel temsil grubu değildir. Aksine tarihte derin izler bırakmış adalet arayışının bugünkü yürüyen neferleridir. Bugün aramızda bulunan ve bulunmayan bütün milletvekillerimize buradan bir kez daha selam ediyorum. Onların başlattığı yürüyüş bir toplumun kaderini değiştirdi. Onların başlattığı bu yürüyüş sadece bizim toplumun değil, mazlum milletlerin kaderini değiştirdi. Bakınız, biz İstiklal Harbi'mizi yaptığımızda mazlum milletler bize dua ediyordu. Bu zaferin kazanılması Çanakkale Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda ya da İstiklal Harbi'nde biliyorlardı ki, Türkiye'de zafer kazanılırsa onlar da hür ve onurlu olacaklar.
Ve biliyorlardır ki eğer İstiklal orduları yenilirse olmadı. Hiçbir siyasi lider Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi kadar bütün mazlum milletlerde derin hafızalarında yer etmedi. 100 yıl içinde mazlum milletler iki kez yönlerini Türkiye'ye döndüler. Bir, Gazi Mustafa Kemal Akdeniz'e doğru yürürken, ikincisi de AK Parti kadroları bu meclise yürürken. Sizler bu anlamda biliyoruz. Her zamanki yerinizdesiniz ve bu yerleri hiç terk etmeyeceksiniz. Bundan da eminiz. Bu anlamda AK Parti grupları milletimizin özetidir. Milletimizin temsilcisidir. Çanakkale Savaşı için Çanakkale'ye gittiğimizde oradaki şehitlerin mekanları nerelerde ise bu meclis grubunda da o yerlerin hepsinden temsilciler var. İstiklal orduları yürürken omuz omuza hangi kompozisyon söz konusuysa AK Parti grubunda o var. AK Parti grupları her zaman milletin özeti, milletin hülasası, milletin öznesi oldu. Bu açıdan bakıldığında hiçbir grup AK Parti grubu kadar temsil kabiliyeti yüksek olmadı. Ve hiçbir grup AK Parti grubu gibi vefayla, sadakatle birçok sınavdan geçtikten sonra demokrasi ve millet davasını savunma adına kaya gibi, güçlü bir kaya gibi, Ağrı Dağı gibi, Sübhan Dağı gibi, Uludağ gibi, Erciyes gibi, Ilgazlar gibi, Toroslar gibi, Kaçkarlar gibi ayakta durmadı. Her bir milletvekilimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu mevkiler, bu makamlar bize babalarımızdan miras kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Kasım 2002 konuşmasında, bugün tekrar o konuşmayı aldım, okudum. Seçim zaferi sonrasında bir de 10 Kasım konuşması var ama ilk konuşma burada. Aynen şu ifadeleri kullanıyorum. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle ya da sadece bireysel çabalarımızla, maharet, yetenek ve ünvanlarımızla gelmedik. Bizler burada sadece ve sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir aradayız. Evet. Evet. Bu salonu doğduran Anadolu çocukları, Rumeli çocukları, Mezopotamya çocukları, Sakarya, Toros, Karadeniz çocukları babalarından miras kalan bir hak ile burada değiller. Ecdattan miras kalan bir dava sebebiyle buradalar. Ve hiçbirisi ağa çocuğu, bey paşa çocuğu ya da çok güçlü maddi imkanlar sebebiyle bu kutlu yürüyüşe katılmadı. Milletin helal oylarıyla verdiği destekle yürüdüler. Dayandıkları sermaye grupları olmadı. Medya olmadı. Dayandıkları Rablerimizin yapılan dualarla Anadolu insanının, yaşlı çilekeş ninelerimizin, emekçi kardeşlerimizin desteğiyle buraya geldik. Ve burada kalacağız. Bilsinler ki kim ne kumpas kurarsa kursun, kim ne yaparsa yapsın, bilsinler ki biz burada kalacağız. Hep kalacağız. Çünkü bu milletin davası bu tarihte yürümeye devam edecek. Bizi 2002'de geçici zannedenler daha hükümet kurulduğunda başka koalisyonların hesabı içine girmişlerdi. Bizi 2004'te daha iktidara alışmadılar diye düşünüp genç subaylar rahatsız diye başlık atanlar bizim kısa zamanda gideceğimizi zannediyorlardı. 2006 Danıştay saldırısı ve adından başka hiçbir şeyi Cumhuriyet'le ilgisi olmayan Cumhuriyet mitingleri tertip edildiğinde AK Parti iktidarının süresi sayılı zannediyorlardı. 2007'de e-muhtıra verildiğinde gitti gidecek dediler ve o zaman yine meclis içinde son derece gayri ahlaki hesaplarla bir takım çabalar içine girip AK Parti grubu içinden de bazılarını
bu yola yöneltebildiler. 367 saçmalığıyla AK Parti grubunun Cumhurbaşkanı seçmesinin önüne geçmeye çalıştılar. Sonra baktılar ki bu yollarla meclis içinde bir oyun çevirmek mümkün değil. Baktılar ki AK Parti kadrolarını meclisteyken demokrasiyi mecliste yıkmak mümkün değil. Bari AK Parti'yi kapatalım dediler 2008. Baktılar ki kapatmak da mümkün olmadı. AK Parti kararlı bir şekilde anayasa reformuna yürüdü. Bu sefer Gezi provokasyonları, 17-25 Aralık provokasyonları yaptılar. Peki bütün bu hesapların karşısında dimdik ayakta duran kimdi? AK Parti grubuydu. AK Parti grubuydu. Bütün bu hesaplar yapılırken bir taraftan şeytan taşlarcasına bu hesapları yok ederken, tarumar ederken bir taraftan da tavaf edercesine büyük reformlara imza atan grup kimdi? AK Parti grubuydu. Hani tabiri onun için kullandım. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamamak. Bizler hem şeytan taşladık hem tavaf ettik. Hem şerri def eyledik hem hayra hoş geldin dedik. O güzel Gülbank ile hayırlar fethola, şerler def ola. Bundan sonra da nerede bir hayır varsa onu fetih yolunda yürüyeceğiz. Nerede bir şer gelirse önümüze ona karşı da kaya gibi dimdik duracağız ve onu def edeceğiz. Milletimize yönelik bütün şerleri def edeceğiz. Gerçek bir sadakat sembolüydü AK Parti grupları. Gerçek dava erenleriydi. Ve 22. 23. 24. dönemde bu dava yolunda yürürken vefat eden kardeşlerimiz oldu. Onları rahmetle anıyorum. Ve isimleri bir kez daha bu milli irade yansıtan bu salonda isimleri duyulsun ve yankılansın diye tek tek ismen de anmak istiyorum. 22. dönem milletvekillerimiz Mehmet Melik Özmen, Halil İbrahim Yılmaz, İlyas Arslan, Muharrem Eski Yapan, Mustafa Zeydan, Fikret Badazlı. 20. dönem milletvekilleri Hamza Yanılmaz, Osman Yağmur Dereli, Mustafa Kuş, Eyüp Cenap Gülpınar, Mustafa Cumhur. Ve 24. dönem yani bu dönem milletvekilimiz Harun Çakır. Hepsine Allah rahmet eylesin. Sizleri onlar için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Bilsinler ki onların davası bizim davamız olmaya devam edecektir. Aileleri de dahil olmak üzere onların emaneti bizim omuzlarımızın üzerindeki en büyük sorumluluktur. Aileleri ailelerimizdir. Oğulları evlatları oğullarımızdır. Ve mirası mirasımızdır, emanetimizdir. Bundan sonra da bu grupta görev yapmış bütün millet, yapacak olan bütün milletvekilleri aynen biraz önce zikrettiğim o büyük yürüyüşü gerçekleştirenler gibi tek tek anılacaklar, tek tek tarihe derin izler bırakan isimler olarak kaydedilecekler. AK Parti konjektürel bir hareket değildir. Konjektürel bir hareket olmadığı için geçmişini unutmaz. Bu yola çaba sarf etmiş, ter dökmüş ve bu yolda yürürken vefat eden kardeşlerini hiçbir zaman unutmadı, unutmayacaklar. İşte bu çerçevede yine Türkiye'de demokrasiye örnek teşkil edercesine çok önemli bir prensibi hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kurucu genel başkan olarak bu hareketi kurarken bütün kurucu arkadaşlarla birlikte bir karar aldılar. Süreklilik ile değişimi aynı anda gerçekleştirebilmek için hem sağlam bir AK Parti grubu kurmaya hem de bu AK Parti grubunda nesiller arasında geçişkenliği de sağlayacak prensipler oluşturmaya büyük bir özen gösterdiler. Bu sebeple 3 dönem kuralı getirildi. Yani 3 dönem görev yapanlar bir dönem ara vermek suretiyle tekrar görevlerine aynı yerden devam da edebilirler. Bu davanın başka cephelerinde, başka mevzilerinde, başka alanlarında gayret sarf edebilirler. Sadece Türk Demokrasi Hareketi'nde değil, dünyada da çok az görülen bir prensiptir. Birçok yerde de takdirle arınmıştır. Ve bu prensip ilk defa
bu yıl, bu seçimde devreye girecek. Bazı arkadaşlarımız, bu harekete öncülük etmiş abilerimiz, büyüklerimiz, bu hareketi en başından itibaren omuzlarında taşımış bu hareketin öncüleri, belki bu salonda önümüzdeki dönemde bulunmayacaklar. Her zaman bunlar birer misafir olarak ama bilsinler ki bizim kalplerimizde her zaman yerleri en mütena yerde olacak. Hesap edenler oldu. Hesap edenler oldu. Birileri tam geçen sene bu vakitlerde biz 30 Mart seçimlerine yürürken arkamızda 17-25 Aralık kumpasları, MİT operasyonları, dışişleri dinlemeleri ile ihanet çeteleri çalışırken biz kararlı bir şekilde 30 Mart seçimlerine, mahalli seçimlere yürüyorduk. Birçok hesaplar yapıldı o zaman. Hafızanızı şöyle bir yoklayın. Aynen 2002'de olduğu gibi. Hani genel başkanımız milletvekili olmadığı için başbakan olamaması sebebiyle o zaman AK Parti grubu dağılır diye düşünenler olduğu gibi. Hani 2007'de E-Muhtıra olduğunda AK Parti grubu sarsılır diye düşünenler olduğu gibi. Birileri sarsıldı ama AK Parti grubu sarsılmadı. Hani parti kapatma davası açıldığında AK Parti'den büyük bir kopuş olur. Herkes tek tek kendi şahsi hesabı içine girer diye beklentiler olduğu gibi. Geçen sene de birileri şöyle diyordu. 30 Mart seçimlerinde bunlar %30'lara düşerler ve parçalanırlar. Biz düşmedik ve parçalanmadık. Düşürecek olan da kaldıracak olan da Allah'ımızdır, milletimizdir. Sonra o olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken adaylar arasındaki ihtilaflar ve parti içindeki parçalanmalar sebebiyle bu grup birliğini, beraberliğini bozar diye düşündüler. O da olmadı. Sonra olağanüstü kongreye giderken ve başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevleri tevdi edilirken, değişim yaşanırken iç ihtilaf çıkar diye beklediler. Ve işte aynen Hazreti Musa'nın, Hazreti Peygamber'in, Gandhi'nin, daha yakın zamanlarda Martin Luther King'in, bizim Horasan erenlerinin, İstiklal ordularının omuz omuza vermesi gibi AK Parti grubu omuz omuza verdiği mahfiyet içinde davasını şahsi hesapların önüne aldı ve bütün bu hesapları boşa çıkardı. Sonra hükümeti kurduk, 62. hükümeti. O günden bugüne de AK Parti içinde bir şekilde tereddüt oluşur, parçalanma yaşanır diye düşünenler hep rüya gördüler. Onlar rüyalarıyla uğraşsınlar. Biz gerçekle tarihi yazmaya devam edeceğiz. Şöyle düşündüler. Üç dönemciler, küskünler, hani Türkiye'de siyasette bir küskünler tabiri vardır. Seçim yaklaşırken listeye giremeyeceğini düşünenler bir grup oluşturur. Acaba seçim için bir başka partiyle işbirliği yapabilir miyiz, ayrı bir baş çekebilir miyiz diye. Yaşandı bu, çok yaşandı. Hemen hemen bizden önce her seçimde yaşandı. Beklediler ki, İlk defa bir de üç dönem olarak devam etmeyecek olanlar zaten bilindiği için kendi aralarında bir küskünler grubu oluşturur. Geçmişteki küskünler grubu gibi siyasi matematiği değiştirirler. Bilmedikleri şu, bizim için siyaset bir matematik meselesi değil, bir felsefe, bir inanç meselesidir. Ve nitekim aylardır bunun hesabını yaptılar ama boşa çıktı. Ben üç dönem milletvekilini tamamlamış olacak olan bu asil kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza bir kez daha, bütün AK Parti grubu adına, vefat etmiş olan bu kardeşlerimizin maneviyatları adına da ve milletimiz adına da teşekkür ediyorum. Gerçek bir vakar, edep ve ahlak dersi verdiler. Bir teki dahi bu iradeyi tartışmadı. Bir teki dahi çıkıp şahsi hesap içine girmedi. Onun için geçen hafta grup başkan vekillerimizle toplandığımızda bütün bu büyük mirası temsil eden bu arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, torunlarına da intikal edeceğini düşünerek ve ümit ederek bir AK Parti arması, bir tarihi referanslı, özel, sembolik bir arma hediye etmeye karar verdik. Ve şimdi
Tabii bütün arkadaşlarımıza burada vermek, grup toplantısını saatlere tarihi bir toplantı haline getireceği için sembolik olarak meclis başkanlığımız yapmış olan geçmiş dönemde, Sayın Bülent Arınç'a, Sayın Köksal Toptan'a ve Sayın Mehmet Ali Şahin'e sizler adına bu armaları burada takdim edeceğim. Ve eğer lütfederseniz bu meclis başkanlarımızı ayakta hoş geldiniz demeye davet ediyorum. Bir kez daha meclis başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii şu anki meclis başkanımız Sayın Cemil Çiçek'e de bu arma tevdi edilecektir. Ve bütün diğer üç dönemi tamamlayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yine birlikte olacağımız bir özel toplantıyla tek tek bu armaları tevdi edilecektir. Bu tasarım Çanakkale ve diğer dönemlerde verilen, takdim edilen beratlarla da özdeş, onlardan esinlenerek yapılan bir tasarım. Yalnız Sayın Meclis Başkanlarımıza ve bütün diğer arkadaşlara ifade etmek isterim ki bu bir emeklilik beratı değildir. Aksine yeni bir başlangıç beratıdır. Yeni bir başlangıç beratıdır. Bu şu demektir: sizden aldığımız mirası bir sembol olarak size tevdi ediyoruz ve bundan sonra bu miras birlikte en yüksek zirvelere taşınacaktır. İşte AK Parti böyle bir kadro. Emek vereni unutmaz, vefa gösterir. Ter dökeni unutmaz, onları hayırla anar. Vefat edeni unutmaz, onların ruhlarını şad eder. Bizde gıybet, bizde tuzak, bizde fraksiyonlar, bizde kulisler yoktur. Bizde hayır yolunda yürümek, hayır düşünmek ve helalleşmek vardır. Çünkü bu mesele bizim şahsi davamız değildir. Bu mesele bizimle başlamadı, bizimle bitmeyecek. Bu mesele bir zümrenin, bir mezhebin, bir etnik grubun meselesi değildir. Onun için zikrettim bütün o tarihi yürüyüşleri. Bizler bütün o kadim yürüyüşlerden ilham aldık. Bugünkü özgürlük öncüleriyle birlikte yürüyoruz. Türkiye'de, mazlum milletlerde ve insanlıkta aksülamel bırakacak bir büyük değerler sisteminin siyasi hareketiyiz. Hiç hesap etmesinler. Bu hareket hiçbir zaman kendi içinde farklı görüşler olsa bile bunları tartışacak ama ihtilafı bölünmeye, parçalanmaya dönüştürmeyecek. Demokratik olarak her şeyi tartışacak ama
birlik ve beraberlik davasını her türlü davanın üstünde tutacak. Bizim davamız şahsi bir dava değildir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dün veya evvelsi gün yapılan bir televizyon mülakatında diyor ki en büyük hayalim başbakan olmak. Bakınız hayalimiz iktidar olmak demiyor. Veya hedefimiz iktidar olmak demiyor. Meselesi şahsi. Olacak kendisi başbakan olacak. Eğer çok arzu ediyorsa 23 Nisan yaklaşıyor, bir günlüğüne verebiliriz. Hani Yüce Hakan Fatih Sultan Mehmet Han dediği gibi onların bizim gücümüzün eriştiği yere onların hayalleri erişmez. Biz gerçek başbakanlar gördük bu kürsüde. Onlar hayali başbakan arıyorlar. Bir de hedefi gösteriyor CHP olarak. Hedefiniz ne diyor? %35 diyor. Biz başlarken %36,5-37 ile başladık. Bizim başladığımız yere gelmek onun en büyük hedefi. Şimdi AK Parti anketlerine bakanlar ki o anketleri bütünüyle düzeltecek ve doğru eksene oturtacak olan Milli İrade'dir ve 7 Haziran'da hani geçmiş anketlerdeki şeyler gibi sükût hayaller gibi yine yaşarlar. %45 civarına indiğinde nerede iniyor görünen bazı anketler, kasıtlı anketler olduğunda zil çalıp oynuyorlar AK Parti düşüyor diye. Bizim için düşündükleri en alt düzey, onların ulaşmayı hayal ettikleri en üst düzeyin 10 puan üstünde. Seçime böyle giriyoruz. Hiçbir ankette de daha CHP %25'i bile yakalamış değil ya. İşte hayalleri bu. Hayalleri şahsi, meseleleri şahsi, çıkarları şahsi. Bizim ise gerçeklerimiz dahi 77 milyonun üzerinde ittifak ettiği gerçekler ve bu gerçekler üzerinde yürüyoruz. İşte AK Parti grubu böylesine köklü bir dönüşümün öncüsü olan bir gruptur. Bakınız, bütün bir 12 yıllık tarihi size zikretmek istemem ama sizin 24. dönem olarak temsil ettiğiniz, 23. dönem ve 22. dönemdeki seleflerinizden aldığınız ve inşallah 25. döneme de tevdi edeceğiniz bu misyonda neler gerçekleştirildi? Neler? 28 Şubat gibi Türk demokrasisinin ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir dönemden bugünlere geldik. 12 yıl önce 28 Şubat'ın bütün izleri yaşanıyordu. Kadınlar Kongremizde İstanbul'da, Kadın Kolları Kongremizde zikrettim. Bu meclis ne manzaralar gördü. Bütün kadınlarımız adına söylüyorum. Bir başbakan, benim mevkimde bulunan bir başbakan çıktı ve bir hanımefendiye dönük olarak bu kadına haddini bildirin dedi bu mecliste. Ve kendilerini bir kadına engellemeyi erkeklik ve yiğitlik zanneden bir güruh da kürsünün önüne geçti ve bir blokaj uyguladı. O resmi hatırlayıp da 12 senede AK Parti'nin gerçekleştirdiği büyük demokratik devrimi anmamak mümkün değil. İşte şimdi kimse hiçbir kadına bu kürsüden dışarı diye seslenme cüreti gösteremiyor. Çünkü bu kürsüde erkek ve kadın yiğitler var. Erkek ve kadın yiğitler var. Ve bugün bu salonda olduğu gibi, geçtiğimiz yıldan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda olduğu gibi inşallah 2015 yani 7 Haziran seçimlerle birlikte de olacağı gibi ve bundan sonra da hep olacağı gibi başı açık, başı örtülü, onurlu kadınlarımız bu salonları doldurmaya devam edecek. Kadınlık onuru adına ayağa kalktığını söyleyenler o gün şahsiyeti, düşüncesi, kimliği ne olursa olsun kadınlık onuru zedelenen bir değerli milletvekiline sahip çıkmamışlardı. Biz işte buradan söylüyoruz. Bu meclise giren herkes milletten aldığı oy ve destek dolayısıyla düşüncesi, etnik kimliği, inancı ne olursa olsun onuruna sahip çıkılacaktır. Bizim en büyük hasımımız olsa bile
Kimsenin ve hiçbir milletvekilinin bu salonlarda onurlarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Onların onurunu korumak, kendi onurunuzu korumaktır. İşte demokrasi bütün bu çetrefil yollardan geçerek bugüne geldi. Biz iktidara geldiğimizde 2002'de o hal vardı. 46 kez uzatılmıştı 1987'den bu yana. Olağanüstü hal. İlk yaptığımız işlerden bir hal. İlk yaptığımız işlerden birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve o zaman Sayın Başbakanımız, daha sonraki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde o hali kaldırmak oldu. Hani şimdi çözüm süreci üzerinden 6-7 Ekim provokasyonları yapanlar ya da o provokasyonlar üzerinden Türkiye'nin batısını, İç Anadolu'yu ve diğer bölgelerini tahrik edenler, bir daha eğer olağanüstü hal rüyası görüp bu olağanüstü hal döneminde bizler de siyaseten rant kazanırız diye düşünüyorlarsa, işte AK Parti grubu adına söylüyoruz. Biz buradayken bir daha bu ülkede olağanüstü hal yaşanmayacak. Yaşanmayacak. Her şey normalleşecek. Meralar boşalmayacak. Köyler boşalmayacak. İnsanların onuru zedelenmeyecek. Demokrasi ayaklar altına alınmayacak. Şimdi Türkiye'yi otoriterleşmeyle suçlayanlar aslında AK Parti öncesi o otoriter dönemin hayalini kuranlar. Onlar aynen Kılıçdaroğlu'nun hayali gibi hayal kurmaya devam etsinler. Biz bu ülkeyi özgürleştirmeye, bu ülkenin insanların onurlarını korumaya, kadın ve erkek, genç ve yaşlı, Türk ve Kürt, Alevi ve Sünni kim olursa olsun, Müslüman gayrimüslim kim olursa olsun, her bir vatandaşımızı eşit görmeye, o eşitlik üzerinden ortak vatandaşlık bilinciyle yeni Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni anayasa derken biz bunu kastediyoruz. Yeni anayasa özgürlükçü bir anayasa olacaktır. Yeni anayasa insan odaklı bir anayasa olacaktır. Yeni anayasa hiç kimsenin düşüncesi, inancı, kimliği dolayısıyla tahkir edilmediği, aşağılanmadığı, dışlanmadığı bir Türkiye'nin kurucu belgesi olacaktır. Seçim beyannamemiz yayınlandığında göreceksiniz. Biz bir 2023 sözleşmesi hazırlıyoruz. 1923 sözleşmesinde Cumhuriyet inşa edildiği gibi 2023 sözleşmesiyle inşallah yükselen küresel bir güç olarak yeni Türkiye'nin inşasının temelleri atılacak. Bu anayasal çerçevede kimse bürokrasiye nüfuz etmek suretiyle devleti ele geçirme mücadelesi yapamayacak. İster şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış olan bazı junta hevesleri 60'lı 70'li yıllarda, 80'li 12 Eylül'de olduğu gibi, isterse dini görünüm altında bürokrasiyi ele geçirip KPSS sınavlarını çalıp onun üzerinden, bürokrasi üzerinden siyasi vesayet oluşturmaya çalışan gruplar olsun. İsterse bunların yeni türleri olsun, hiçbirisinin bu demokratik ortamda tür olarak yaşamasına izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. İşte böyle özgürlükçü bir anayasa içinde. Evet, Türkiye'nin etkin bir şekilde yönetimi için ne tedbir alınması gerekiyorsa alacağız. Türkiye'de eğer geçmişte pür parlamenter sistem uygulanmış olsaydı bunları yaşamayabilirdik. Ama maalesef 27 Mayıs Anayasası, 12 Eylül Anayasası, görünüşte bir parlamenter sistem görüntüsü adı altında aslında vesayet altında bir parlamento, baskı altında bir başbakanlık makamı ihdas ettiler. Onun için Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat'ta olduğu gibi milletin seçtiği başbakanın muahize makamı, hesap verdiği, sigaya çekildiği makam haline getirildi. Onun için bu ülkede başbakanlar apoletleri işaret etmek için böyle sembolik dil kullandılar. Gerçek bir parlamenter sistem olsaydı başbakan emreder, Türk Silahlı Kuvvetleri gereğini yapardı. Ama buna izin vermediler. Gerçek bir başbakan olsaydı, 12 Eylül parlamenter sistem olsaydı, 12 Eylül sabahı ülkenin başbakanı alınıp evinden ve diğer siyasi liderler bir yere götürülmezdi. Ne oldu? Parlamente, milletin seçtiği parlamenter demokrasinin temsilcisi olan hükümetler zayıflatıldı. Ve yine gerçek bir parlamenter sistem olmuş olsaydı, bu parlamentonun iradesini engellemek için e-muhtıra verilmezdi.
367 oyunları oynanmazdı. Şimdi bugün parlamenter sistemi, başkanlık sistemi karşısında savunmaya kalkanlar vaktinde parlamenter sistemi savunmadılar. Savunmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi muhtıraya destek verdi. 28 Şubat'ta rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir başbakan olarak maruz kaldığı muamele karşısında bugünkü siyasi temsilcilerin o günkü takipçileri seslerini çıkarmadılar. 27 Mayıs'ta benim makamımda bulunan merhum ve şehit Adnan Menderes idam sehpasına yürürken CHP suskundu. Şimdi bütün bu parlamenter sistemin bütün ana undeleri çiğnenirken susmuş olanlar şimdi bir anda parlamenter sistemin meziyetlerini keşfetmeye başladılar. 2007'de anayasa reformu için harekete geçtiğimizde AK Parti olarak o günkü seçim beyannamesinde 2002'de de demokrasi adına parlamenter sisteme yakın teklifler getirdik, sessiz kaldılar. Ama ne oldu? Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Eğer Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı engellenmeseydi, biz de halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanlığı için anayasa reformuna gitmeyecektik. Gittik ve halk anayasayı değiştirdi. Ve o değişiklik üzerinde de bugün Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Vaka budur. Şimdi bu karmaşık sistem ancak bunu özellikle AK Parti grubuna ve sizlere teşekkür ederek söylüyorum. Bu karmaşık sistem 1960'larda Adalet Partisi'nden Demokrat Parti koptu. Daha sonra diğer partilerden kopuşlar oldu. O günkü gruplar sağlam durmadığı için Refah Yol hükümeti çöktü. Bütün bu parlamenter sistem idari yetersizliklere mağlul hale geldi. Bir tek AK Parti döneminde 12 yıl bütün bu çarpık yapıya rağmen mağlul kılınmış, illetli kılınmış parlamenter sisteme rağmen AK Parti istikrar ve güveni sağladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim meselemiz hiçbir zaman şahsi bir mesele olmadı. Aramızdaki ilişki hiçbir zaman şahsi davaların ilişkisi haline dönüşmedi. Ne Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Sayın Abdullah Gül'le olan ilişkisi 11. Cumhurbaşkanımızla ne de şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkimiz hiçbir zaman maddi bir temele, siyasi bir hesaba dayanmadı. Ve AK Parti grubu bütün bu kumpasların karşısında da kaya gibi durdu. Bütün bu başarının arkasında AK Parti grubunun mayasının sağlamlığı var. Şimdi Türkiye yeni Türkiye'yi inşa ederken inşallah alnımız açık, alnımız ak, yüreğimiz daha da bir özgüven içinde yeni bir anayasa, özgürlükçü, insan odaklı bir anayasayla birlikte özgürlükçü temele dayalı başkanlık sistemini de gündeme getireceğiz. Bunu tartışacağız, konuşacağız. En doğrusunu ortak akılla birlikte bulacağız. Ama bu sistemin mutlaka sağlam bir zeminde ve üretken, verimli bir şekilde çalışacak niteliğe kavuşturulması lazım. 12 yıl içinde attığımız demokratik adımlara rağmen Türkiye'de otoriterleşme var iddiasında bulunanlar ciddi bir saptırma içindedirler. Yeni bir anayasa ve etkin bir yönetim için başkanlığı seçim beyannamesine koyma irademizi bu sebeple gösterdik. Hiç kimse buradan herhangi bir şekilde bir şahsileşmiş bir otorite safsatası çıkarmasın. Aksine meseleyi şahsileştirenler kendileridir. Var olacak olan tekliflerini getirsinler. 2007 seçimleri sonrasında, 2011 seçimleri sonrasında anayasa komisyonları kuruldu. Hele hele 2011 seçimi sonrasında bütün partilerin eşit katılımıyla anayasa komisyonu kuruldu. Ama 4 yıl içinde bu komisyonun çalışmasına izin vermediler. Şimdi biz yeniden millete gidiyoruz. İnşallah milletten aldığımız iradeyle, destekle yeni anayasayı ve bu anayasa içinde de verimli, etkin, güçler dengesine dayalı, güç paylaşımına dayalı, güç ayrılığı prensibine dayalı yeni bir yönetim anlayışını hakim kılacağız. Başkanlık sistemini de bu çerçevede doğru bir zeminde, doğru bir
perspektif ve vizyon ile milletimize paylaşacağız, sunacağız. Demokratikleşme yönündeki adımlarımız bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecek. Yeni Türkiye'yi inşa ederken geçmişte bıraktığımız o güzel mirası ileriye doğru taşlandırarak sürdürmeye kararlıyız. Ekonomi alanında 12 yıl içinde Türkiye aynen demokratikleşme gibi olağanüstü bir hamle dönemini yaşadı. Geçmişte geçici koalisyonlar, kısa dönemli ittifaklar sebebiyle Türk ekonomisi büyük krizler yaşadı. 28 Şubat'ın vesayetçi siyasetiyle 2001 krizinin ekonomik krizi aynı zihniyetin ürünüdür. Eğer milleti vesayet altında tutarsanız ekonominiz de vesayet altına girer. Biz 12 yıl içinde dünya ekonomisi küçülürken Türk ekonomisini büyüttük. 230 milyar dolarlardan gayri safi milli hasılayı 800 milyar dolarlara çıkardık. 2300-2400 dolarlardan kişi başına düşen milli geliri 10.404 bugünkü açıklanan rakama çıkardık. Bugün bütün dünyada çok ciddi bir ekonomik daralma var. Ama bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, evet, hedeflerimizin biraz gerisinde %2.9 büyüdü 2014. Ama şu unutulmasın, Avro bölgesinde bugünkü büyüme rakamı 0.8'dir, %0.8. Biz takriben Avro bölgesine göre 3,5-4 misli daha fazla büyüdük. Latin Amerika'daki büyüme rakamı, bütün o gelişmiş ülkelerdeki büyüme rakamı %1.3'tür. Dünya ortalaması bugün %2'nin çok altındadır. %2.9 çarpıcı bir karşılaştırma da yapmak isterim. Bunun tarım dışı olan büyüme %3.52'dir. Sanayi büyümesi %3.52, tarım dışı bütün büyüme %3.36. Geçen seneki kuraklığın da tesiriyle tarımdaki büyüme düşünceler istediğimizin gerisinde kaldı. Ama dünya ekonomisi büyürken, Türk ekonomisi büyümeye devam edecek. Son 12 yıl içinde 757 hastane, 1737 birinci dereceli sağlık tesisini ülkemize kazandırdık. Bölünmüş yollar 4 kat arttı. Şimdi bu yolların standardını yükseltiyoruz. 6000 kilometrelik hattan şimdi 10 yıl 18 bin kilometreye bulduk. Şimdi otobanlarla, hızlı tren hatlarıyla yeni Türkiye'nin ulaşım resmini tümüyle değiştiriyoruz. 61 kat büyüklüğünde Türkiye'nin 650 bin yeni konut gerçekleştirdik. Türkiye'de inşaat sektörü de dahil bütün sektörlerde büyük bir ilerleme sağladık. 458 bin yeni öğretmen ataması yapıldı. Marmaray, 3. köprü, 3 katlı tünel gibi birçok projeyi hayata geçirdik ya da hayata geçirmek üzere harekete geçtik. 1.8 milyar dolar olan tarıma desteği, yıllık desteği 2002'de 9.8 milyar dolara çıkardık 2014'te. Her sektörde, her alanda Türkiye gerçek bir devrim yaşadı. Bunun arkasında yine istikrarımızın, güvenimizin ve halka verdiğimiz taahhütleri yerine getirme irademizin yansıması olan AK Parti grubu var. Bütün ekonomik başarılarımızın arkasında AK Parti grubunun çelikleşmiş iradesi var. Tekrar bütün AK Parti gruplarına teşekkürü bir borç biliyorum. Minnetle teşekkür ediyorum. 189 Adalet Sarayı yaptık. Savunma sanayinde ülkemizi olağanüstü bir düzeye getirdik. Bakın geçen hafta Konya Karapınar'da füze ve mühimmat atış testlerinin yapılacağı atış, test ve değerlendirme merkezini açtık. Ondan önce Aselsan roket ve füze teknolojik araştırma merkezlerinin açılışını gerçekleştirmiştik. Savunma sanayinde öylesine bir noktaya geldi ki şu anda Türkiye savunma sanayi alanında kendine yeten bir ülke değil sadece. Çok güçlü yapısıyla savunma sanayinin önemli ihracatçı ülkeler arasına girdi. Çok çarpıcı bir misal vermek isterim. Roketsan,
bu araştırma merkezlerini kuran kuruluşlarımızın başında geliyor. Biz iktidara geldiğimizde geçmiş hükümetler Roketsan'ı kapatmak üzere, 2005'te kapatmak üzere karar almışlardı. Şimdi Roketsan dünyanın en önemli sanayi kuruluşlarından biri haline, savunma sanayi kuruluşlarından biri haline geldi. Artık Türkiye tanklarını modernizasyon için başka ülkelere göndermek durumunda ya da o ülkelerden yardım istemek zorunda kalan bir ülke değil. Kendi tankını, kendi uçağını, kendi gemisini, kendi insansız hava aracını yapabilen güçlü ve kudretli bir Türkiye doğduysa, bütün bu reformların arkasındaki Türkiye doğduysa, bütün bu reformların arkasındaki AK Parti grubu sayesinde doğdu. Geçtiğimiz hafta 18 Mart Çanakkale törenlerini izlerken Genelkurmay Başkanımızla, Milli Savunma Bakanımızla birlikte önümüzden şerefli Türk donanması geçiyordu. Birçoğu %100 Türk yapımı gemilerden oluşan bir Türk donanması. İşte aramızdaki fark bu. Biz donanmasını da, füzesini de, uçağını da, tankını da kendi yapabilen bir ülke inşa ettik. Bir daha hiçbir şekilde bu ülkeyi namerde muhtaç hale getirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 62. hükümet olarak da ekonomide önemli hamlelerin değişik sektörlerdeki boyutlarını kamuoyumuzla paylaştık. 25 öncelikli dönüşüm programını ilan ettik Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak ayında. İnşallah önümüzdeki aylarda bu programların ilk etki analizlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı şekilde kamuoyumuzun yakından takip ettiği esnaflarımıza, KOBİ'lerimize, birçok sektörde çalışanlarımıza müjdeler verdik. Önümüzdeki dönemde de inşallah Türkiye'de ekonomik verimlilik devam edecek. Türkiye'nin kalkınması her ne surette olursa olsun hızlanarak sürdürülecek. Son grup toplantısında, her grup toplantısında artık bir müjde verdiğimiz için son grup toplantısındaki müjdemizi de paylaşmak istiyorum. Emeklerimizle ilgili olarak. Bu olmayan bir parayı dağıtan Kılıçdaroğlu değil, olan ve bereketlenen bir hazineden, bütçeden geliri bozulmadan emeklerimize el uzatan bir hükümetin adımıdır. Biliyorsunuz Temmuz ayında emeklilere rutin olarak TÜFE oranında bir zam yapılacak. Bu artıştan sonra maaşı 1000 Türk liranın altında kalan SSK ve Bağkur emeklilerine seyyanen 100 lira zam yapacağız. Yine maaşı 1000 ile 1100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1100 liraya tamamlayacağız. Yani bir emeklinin 800 lira maaşı varsa 900 lira olacak. 1000 liraya kadar da bu 100 liralık artışla sağlanacak. 1020 lira maaşı varsa veya 1030 lira, o da 1100 liraya tamamlanacak. Aradaki denge de muhafaza edilecek. Bu oranlardan emeklilerimizin yaklaşık %60'ı istifade etmiş olacak bu artıştan. Yine bütün emeklilerimizi kapsayacak şekilde ticaret faaliyette bulunan emeklilerimizde aylık %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu. Bu kesintiyi de %10'a indiriyoruz. 628 binden fazla emeklilerimizin yararlanacağı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarında ortalama en az 50 Türk lirası ayrıca bir artış sağlanacak. Yine özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için önemli bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. O da şu an ülkemizde 571 bin vatandaşımız aylık 145 lira 65 yaş aylığı alıyor. Biz iktidara geldiğimizde bu 20-25 lira civarındaydı, şimdi 145 lira. 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 571 bin vatandaşımıza 145 lirayı 200 liraya çıkarıyoruz. Burada iki hususu vurgulamak istiyorum. Birincisi, emeklerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili bu adımlarımız kesinlikle bütçe dengelerini zorlayan adımlar değildir. Aksine bu teklif ilk olarak Kasım ayında gündeme geldiğinde ve arkadaşlarımızla tartıştığımızda bütçe denge yapılanması da göz önüne alarak bütçeden sonra bu adımları atalım diye düşündük ve bütçe dengelerimizde herhangi bir olumsuzluk olmayacak şekilde
Aylardır bunun çalışması yürütülüyor, etki analizleri yapılıyor. Özellikle de piyasalara bunu vurgulayarak söylüyorum, biz hiçbir zaman seçim ekonomisi uygulamadık, uygulamayacağız. Popülizme düşmedik, düşmeyeceğiz. Buradan Kılıçdaroğlu'na hitaben de söylüyorum. Dikkat ederseniz bir güzel bir Silifke türküsü vardır. Aslı yok yaylasında 40 sürü koyunum var benim. Herkes kendi kesesinden yesin içsin, saltanatım var benim. Kılıçdaroğlu başkasının kesesinden saltanat kurmaya çalışıyor. Kendi dağıttığı, bozduğu SSK dengeleri 90'lı yıllardan sonra AK Parti derleyip toparladı ve bu dengeyi bir yere getirdi. Şimdi onun üzerinden emeklerimizi ve diğer sosyal kesim vatandaşlarımızı tahrik etmeye çalışıyor. İşte onun hayali. Buradan emeklerimize sesleniyorum. Bu hayalleri kapılmayın. Nasıl onun hani başbakanlık hayali bu ülkede muhal ise, onun verdiği bir takım vaatler de bu ülkede muhaldir. Olması mümkün değildir. Çünkü başbakan olması da hayaldir. Sadece hayaldir. Onun için noterden, geçmişini bildiği için noterden kağıt alıp getiriyor. Biz hiç notere gitmedik. Biz sadece millete gittik. Sadece millete. Bizim noterimiz de millettir. Yine inşallah önümüzdeki günlerde çok kapsamlı, dün ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte son şeklini verdiğimiz üretim ve istihdamı artırarak reel sektörü büyütme yönündeki çalışmalarımızı da inşallah yarın kamuoyumuzla paylaşacağız. Türkiye bir daha IMF borçlu bir ülke haline getirilemeyecek. Türkiye bir daha demokrasi mağlul bir ülke haline getirilemeyecek. Türkiye bir daha anayasası bu meclis dışında yazılmış bir ülke haline gelmeyecek. 7 Haziran'dan sonra bu ülkenin anayasasını da bu meclis yazacak ve bu meclisin kalbindeki AK Parti grubu yazacak. Anayasanın içindeki başkanlık düzenlemesini de yine bu AK Parti grubu belirleyecek ve bu çerçevede de Türkiye 2023'e yine inşallah AK Parti kadroları taşıyacak. Bir kez daha 22. dönem, 23. dönem ve 24. dönemde ve sizler bu davaya hizmet etmiş bütün milletvekili arkadaşlarıma, rahmetli olanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum. Bütün milletim adına teşekkürlerimi, minnetlerimi ifade ediyorum. İnşallah 7 Haziran'da bulunduğunuz illerden güzel haberlerle yine beraber olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, programımız devam ediyor. Değerli milletvekillerim, değerli misafirler, programımız devam ediyor. Arkadaşlar dağılmayalım. Bazı katılımlar olacak. Evet. Sayın Başbakanım, çok değerli misafirler. 30 Mart seçimlerinde belediye başkanlığı seçilip başka partilerden seçilen belediye başkanları AK Parti'ye katılacaklar. Muş, Bulanık, Yoncalı beldesi Saadet Partisi'nde seçilmiş Sami Özdemir AK Parti'ye katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçilen Muş, Hasköy, Düzkışla belediye başkanı Göksel Kavşan, Saadet Partisi'nden seçilen Burhan Öğüt, Muş Merkez, Kızılağaç belediye başkanı, Saadet Partisi'nden seçilen Selahattin Yalçın, Muş Merkez Yaygın Belediye Başkanı, Demokrat Parti listelerinden seçilen İlhan Çiftçi, Muş Merkez Yeşilova Belediye Başkanı, Muş milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız eşliğinde Sayın Başbakanımız bu arkadaşlarımızı rozetlerine takacaklar. Partimiz saflarında mücadele edecek bu değerli belediye başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum.